Hak Muhammed Ali aşkına, vicdana sahip, insanlığa sahip, Tanrı'yı, doğayı, insanı birbirinden ayrıştırmayan TV10'un çalışanları olarak diyoruz ki herkesin elini vicdanına koyup hak ve hakikatin yanında yer alması için TV10 çalışanlarının tutuklanmasının bitmesi, bir an önce serbest bırakılması, onun dışında bütün özgür basının çalışanlarına diyoruz. Onun için bizim yolumuzun, erkanımızın, bizim pirimize verdiğimiz ikrarda el ele el hakka düsturuyla yolumuza erkanımızı genişleteceğiz. Biz bir AKP devleti, artık şu Türkiye Cumhuriyeti devleti demiyorum da AKP devleti bütün her kesime, kendisinden olmayan her kesime saldırmaktadır. Bugün ülkedeki Kürdüyle, Alevisiyle, Ermenisiyle, Ezilmişiyle, Ezileniyle birlikte olacağına, bir birliktelik yaratacağına, onlara saldırtıp veyahut da onların kolunu kanadını kırıp yalnız başına yol yürümek istiyor. Biz Aleviler de bunların bu ırkçı, bu milliyetçi, bu faşist düzenlerine karşı her zaman olduğu gibi mazlumun yanında olacağız. Mazlumlarla beraber olacağız. Son olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde birçok karanlık yönü henüz açıklanmayan bir darbe girişiminde dayanarak parlamento ve hukuk tamamen işlevsiz kılınmış, ülke bir tek kişinin olağanüstü hal ile yönetildiği bir duruma getirilmiştir. Anayasa ve hukuk askıya alınmış, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi rafa kaldırılmıştır. Devlet ve sivil hayat adeta yeniden dizayn edilmeye başlanmıştır. Hedeflenen 2019 seçimleriyle de tek adam düzeninin kurulması için muhalif demokrasiden yana olan her kesimin sesinin susturulması için kanun hükmünde kararnamelerle bütün basın yayın organları ve medya kanalları kapatılmış. Bunlar arasında Alevilerin sesi olan TV10 televizyonda yine 29 Eylül 2016'da kanun hükmünde kararnameler ile kapatılmış. Mallara el konulmuş, daha sonra da çalışan ve yöneticileri tutuklanmıştır. OHA ve KHK'lar ile haksız ve hukuksuz yere kapatılan Alevilerin sesi TV10'un yöneticileri, gazeteci arkadaşlarımız Veli Büyükşahin ve Veli Haydar Güleç, İstanbul'daki evleri bastırılarak 9 Ocak Salı gecesi gözaltına alındı. 9 gün emniyette tutulan Büyükşahin ve Güleç çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. 25 Kasım sabahı yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan TV10 kameramanı Kemal Demir de bir aralıkta tutuklanmıştı. Türkiye'deki Kızılbaş Alevi toplumun sesi olan özellikle Dersim, Maraş, Koçgiri başta olmak üzere hakikatçi Alevilerin geleneğinin sesi ve savunucusu olan TV10 kısa zamanda bütün Alevi toplumunun desteğini kazanarak demokrasi ve hukuk mücadelesinde önemli bir organ haline gelmiştir. Halkın ve Alevilerin lokmalarıyla var olan ve yayın hayatını sürdüren TV10'un hukuksuz olarak kapatılma kararı geri alınmalıdır. Yönetim Kurulu Başkanı ve programcısı Veli Büyükşahin ile TV10'un yayın kurulu üyesi programcısı Veli Haydar Güleç, TV10 kameramanı Kemal Demir serbest bırakılmalıdır. TV10 kapatıldıktan sonra Alevi toplumunun sesinin kesilmemesi için seslerini yükseltmeye devam eden TV10'un yeniden açılması için mücadele eden Veli Büyükşahin ve Veli Haydar Güleç özgür basının onurudur. Alevi toplumunun kısılmak istenen sesinin sözcüleri, görülmek istenmeyen Alevi toplumunun ışık tutan arkadaşlarımız serbest bırakılmalı. Basına, baskılara son verilmelidir. Özgür ve bağımsız basın emekçileri adı. Benim asıl mesleğim habercilik, iletişimciliktir. Bir televizyon kanalında bu görevi yaparken TV10'u kuran arkadaşlar, daha doğrusu kurma fikriyle gelen arkadaşlar geldiler. Dediler ki, efendim biz böyle bir Alevi televizyonu kurmak istiyoruz. Oturduk, uzun uzun konuştuk.
mülahazalarda bulunduk. Ne yapmak lazım? Nasıl bir televizyon olması lazım? İmkanlarımız nedir? Diyor ki çok fazla bir imkanımız yok. Ama güvendiğimiz bir sözümüz, söyleyecek inandığımız bir geleneğimiz, kültürümüz, inancımız, kimliğimiz var. Ve buna dair yapılması gereken şeyler var. Ve ana akım medyanın görmek istemediği bir toplumsal yapının temsilcileriydik. Bir sorumluluktur dedik. Ya Hak, ya Hızır, ya Ali dedik. Peki. Bu inançla yola çıktık. Kısa zaman içerisinde gerçekten görülmeyen, ötekileştirilen, hiçbir kanalın mikrofonu uzatmadığı köylerimize, mezralarımıza, imkansızlıklar içerisindeki topluma gitmenin yollarını araştırdık. Borçla, harçla yaptık ve biraz önceki metinden de söylendiği gibi bu Alevi toplumunun gerçekten dişinden tırnağından gönüllü arttırdığı lokmalarıyla bu televizyon büyük özverilerle yaratıldı. Tabii